ve yükselen burcu balık olanlar, 21 ve 27 Haziran haftasındayız ve bu hafta gökyüzü size güzel sinyaller veriyor. Çünkü Jüpiter ve Güneş arasında oluşacak o üçgen açı zaten otomatik olarak bizi duygusal olarak iyi hissettiren, aynı zamanda pazartesi günü Neptün ve Venüs arasında da böyle güzel bir etkileşim var. Demek ki duygusal anlamda daha akışta rahat olabiliriz hafta boyunca. Gereksiz gerginliklere hiç gerek yok. Çünkü evrenin bize mesajı bu yönde. Yani biraz daha akışta kalın, akışta yaşayın demek istiyor. Ve hafta boyunca Mars Aslan Burcu'nda. Güneş pazartesi günü Yengeç'e geçiyor. Venüs'le birlikte 5. ev konularınızı aktifleştiriyor. Ve orada Güneş'in tabii ki oluşu. Çocuklar, yaratıcılık, özel hayatınız, ondan sonra para ilişkileriniz. Bunlar tabii Güneş'in ve Venüs'ün burada olmasıyla ikisi de hem yengeçte hem de iyicil bir anlamda yerde. Dolayısıyla burada sizi geliştirecektir. Hatta düşüncelerinizi, fikirlerinizi de önemli aydınlanmalar yaşatabilir. Jüpiter zaten başlı başına burcunuzda. Hayattaki zorlukları böyle çok daha rahat, daha kolay aşmanıza yardım ediyor. Merkür retrosu bitti ve bu hafta boyunca yine 4. evinizde Merkür ama retro değil. En azından o yaşanılan bazı eğer böyle kaoslar varsa bunları kendi içinizde veya aile bireyleriyle belki hani yaşamış olabilirsiniz. Evinizi ilgilendiren, yaşamayanızı ilgilendiren konular olabilir. Ya da belki düşünce fikirsel olarak da bu da zorlamış, kafanızı karıştırmış olur. O artık bu hafta normal hani akışa dönecek. Hem zihinsel olarak daha rahat edeceksiniz, hem ilişkilerinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz. Aile, yani duygusal bağ kurduğunuz ilişkilerinizden bahsediyorum. Aynı zamanda da daha hani huzurlu ve rahat ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu hafta Güneş'in o Jüpiter'le açısı, işte Neptün'ün Venüs'le olan açısı bizi birazcık daha bir tık daha iyi hissettireceğini söyleyebilirim. Hatta mesela aşk hayatı ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Aşk hayatı olan bir balıksanız eğer, aşk hayatınızda da böyle daha güzel, daha akışta, daha huzurlu bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Dolunay 24'ünde 11. evinizde, 11. ev 11 ve 5 aksı çalışıyor. Demek ki hem ilişkileriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, sosyal bağ kurduğunuz böyle topluluklar, grup aktiviteleri bunlar ön planda olacaktır bu hafta itibariyle. Yeni hayatınıza giren kişiler daha görünür olmanızı sağlayabilir. Hatta hayatta biraz daha siz rahat ve keyifli, hayattan zevk ve keyif almanızı sağlayacak durumlarla da karşılaşabilirsiniz sevgili balıklar. Evet, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.